Dün akşam Ardahan'a saat 9 gibi geldik. Arkamda görünen öğretmenler evinde kaldım. Öğretmenler evi genel olarak çok temiz olur, düzenli olur. Özellikle Ardahan öğretmen evi konaklama ücreti çok ucuzdu. Onu söylemem lazım. Şu şekilde ucuzdu ama. Hostel tarzı bir odada yer kalmış. Bir odada 3 yatak var. Bir yatak alırsanız 75 TL ödeyeceksiniz dedi. Sivil ücreti bu. Bir de memur ücreti var biliyorsunuz. O da 65 TL. Ama dedi daha sonra yanınıza birileri gelebilir. Gelmeyebilir de dedi şansınıza. Dedim tamam olur. Aldım. Sabaha kadar hiç kimse gelmedi şansıma. Tek başıma konforlu bir şekilde geceyi geçirdim. Şimdi Ardahan sokaklarını görüntülemeye başlayabiliriz. Ekim ayındayız. Ayın 14'ü. Bugün günlerden Perşembe. Saat 9:45. Hava 18 derece civarı. Oldukça serin. Mesela bir önceki Erzurum'la karşılaştırırsak, Erzurum'da sadece polar montla rahatlıkla gezebiliyordum sokakta. Ama burada polar montun üzerine bir de yelek giymek zorunda kaldım ki bu da Ardahan'ın iklim farkı oluyor. Bu polar yeleği göstermek adına kamerayı tekrar kendime çeviriyorum. Şu anda üzerimde polar montun üstünde bir de yelek var. Çünkü bayağı bir serin. Doğu Ekspres treni ile Ankara'dan başlayan maceramız sırasıyla Kars, Iğdır, Doğu Beyazıt, Erzurum ve bugün Ardahan ile devam ediyor. Ya sen çarptın ya baksana. Ha orada isteyelim ha. Ha bunu bize ver, bunu bize ver. Sadece 3 saatlik mesafe geldik Erzurum'dan. Bayağı bir serin yani. Bir hafta sonra muhtemelen çok daha serinleyecek. Çünkü yağmurlar başlayacak genel olarak. Türkiye genelinde. Ama şu an rahat bir hava olduğunu söyleyebilirim. Üşümüyorsunuz ama serin. Üstünüze tabii mutlaka bir yelek giymeniz gerekiyor. Ardahan'ın en büyük parkı burası. Bu arada bilmeyenler için bir hatırlatma. Ardahan yıllar önce yani bundan 30 yıl kadar öncesine kadar Kars'a bağlıydı. Kars'ın bir ilçesiydi yani.
O yıllarda tabii malum bazı iller olağanüstü hal kapsamına alınınca Ardahan'ı da olağanüstü hal kapsamına aldılar. Genellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iller o hal kapsamındaydı. Ardahan'ı da o hal kapsamına alınca Ardahan'ı il yapmak durumunda kaldılar. Ve o gün bugündür Ardahan il olarak yaşamına devam etmekte. Hayırlı işler. Kura Nehri çağlar da sanki selam verir. Yemyeşil ovasıyla sanki bir yakut. Kışları çok serttir ama sana el verir. Gel sen de Ardahan'a dertlerini unut. Erzurum'dan sonraki durağımız Ardahan. Neden Ardahan'dayım? Arkamda gördüğünüz eski askeriye şu anda taşınmış. Eskiden burada askeriye vardı. Burada 15 ay askerlik yaptım. Hem Erzurum'dan sonra yolumun üzerinde olduğu için hem de 1994-95 yılında burada arkamda gördüğünüz askeriyede askerlik yapmıştım. Bir sürü anı bırakmıştım ve şimdi bugün o anılarımı tazelemek üzere bugün buraya geldim. Biraz da belki hasret gidereceğim. Biraz ortalığı görüntüleyeceğim, ortalığa göz atacağım. Aynı zamanda Türkiye'nin en küçük vilayeti burası.
Tabii birkaç en daha var. Türkiye'nin en soğuk ve en uzak vilayeti aynı zamanda. İlçe bakımından da sadece 5 tane ilçesi var. Yaptım demiştim ya size Ardahan'a nasıl geldiğimi ve askeriye nasıl teslim oluş hikayemi anlatayım. Önce kamerayı çevirmem lazım. Bursa'dan çok uzun bir yolculuktan sonra 2 gün falan sürmüştü yollardaki konaklamalarla, molalarla. Otobüs beni tam buraya bıraktı. Otobüsten indim. Az ileri gittim biraz 100-150 metre. 150 metre sonra askeriye var. Şu anda tabii orayı çekmek yasak. Buradan teslim olmuştum ve 15 ay burada askerlik yapmıştım. Ardahan'a geliş yerim tam burası, bu nokta. Ve burası çok değişmiş. Her şey çok değişmiş. Tabii 26 yıl geçti aradan. Ardahan sokaklarında yürümeye devam edelim. Ardahan sokaklarında yürürken bir taraftan da Ardahan hakkında bilgiler vereyim. 2018 sayımına göre 42 bin nüfusu olan Ardahan'ın sadece 5 ilçesi vardır. Bu ilçeler ise Posof, Damal, Hanak, Çıldır ve Göle'dir. Ardahan'ın rakımı 1900'dür. Eskiden Gürcistan'ın şehri olan Ardahan'ın eski ismi Ardahani iken Osmanlılar bugünkü ismi olan Ardahan olarak değiştirmişlerdir. Tarih tam olarak bilinmese de Gürcü lider Cavahos Ardahan şehrini kurmuş ve ismi Ardahani olmuştur. Ardahan'ın en önemli tarihi eserlerinden başlıcaları da şöyledir. Mindeşani Kilisesi, Harakani Kilisesi ve 4 tane kalesi mevcuttur. Bu kalelerden 2 tanesi yıkılmış olup günümüze sağlam şekilde ulaşanları ise Çıldır'daki Şeytan Kalesi ve şehir merkezinde yer alan Kura Nehri'nin yanındaki Ardahan Kalesi'dir. Çıldır'daki Şeytan Kalesi'ne Şeytan Kalesi denmesinin sebebi yüksek bir tepeye kurulmuş olan kalenin her yanı uçurum olmuş olup düşmanlar tarafından kolay kolay zapt edilemez olmasıdır. Ve bu yüzden Çıldır'daki kaleye
Şeytan Kalesi ismi verilmiştir. Ardahan malum çok küçük bir yer. Çok çabuk bitti çekimimiz. Hasret de gidermiş olduk. Daha önce söylediğim gibi 15 ay burada askerlik yaptım. 26 yıl önce. Hasret giderdik. Görüntüler aldık. Böylece Ardahan videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Turumuz devam ediyor. Bundan sonraki durağımız Şavşat olacak. O zamana kadar hoşça kalın. Gezer Çeker kanalından ayrılmayın. Şavşat'ta görüşeceğiz. Bu arada küçük bir hatırlatma, lütfen kanalıma destek olmak adına abone olunuz, yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyiniz. Görüşürüz.